Burgerci baba, 2 kaşık balla 1 bölü 2 kaşık hardalı karıştırıp, burgerleri için bir sos hazırlıyor. Sandviççi baba ise, sosu için 4 kaşık balla 1 kaşık hardalı karıştırıyor. Soslardan hangisinde hardal tadı daha baskındır? Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu önce kendi kendinize çözmeye çalışın. İsterseniz bu iki restoranın soslarındaki bal ve hardal oranını bularak başlayalım. Önce burgerci babaya bakalım. Bunu kısaca BB olarak yazıyorum. Sos için 2 kaşık bala karşılık 1 bölü 2 kaşık hardal kullanıyorlarmış. Bu durumda balın hardala oranı 2 kaşığa 1 bölü 2 kaşıktır. Yani 2'ye 1 bölü 2'dir. Bu bal, bu da hardal miktarını gösteriyor. Üstlerine de yazalım. Bu bal ve bu da hardal. Sırada sandviççi baba var. Bunun için de SB kısaltmasını kullanayım. Sandviççi babanın sosunda 4 kaşık bala karşılık 1 kaşık hardal varmış. Bu durumda balın hardala oranını 4'e 1 olarak yazabiliriz. Yine önce bal sonra da hardal miktarını yazdık. Şimdi acaba bu oranları nasıl karşılaştırabiliriz? Bir bakalım. Burada yarım kaşık, burada da 1 kaşık hardal var. Peki bu taraftakilerin ikisini de 2 ile çarparsak ne olur? İkisini de aynı sayıyla çarptığımız için sonuçta oran değişmeyecek. Evet, ikisini de 2 ile çarparsak 4 kaşık bala karşılık 1 kaşık hardal şeklinde bir oran elde ederiz ve bu oran sandviççi babanın oranına eşit. E, o zaman bu durumda iki sosta kullanılan hardal oranı birbirine eşittir diyebiliriz. Evet, Hardal'ın bala oranı iki restoranın sosunda da aynı. 4 kaşık bala, 1 kaşık hardal. Bir örnek daha yapalım mı? Bize Pelin'in en sevdiği mor renk tonunu elde etmek için her 3 kutu kırmızı boyamıza karşılık 4 kutu mavi boya gerekiyor demişler. 3 kutu kırmızı boyanın altını çizeyim. 4 kutu mavi boyanın da altını çiziyorum. Şimdi buna göre mavi boyanın kırmızı boyaya oranı 4'e 3'tür. Aşağıdaki karışımlardan hangileriyle aynı bon renk elde edilir diye sormuşlar. E hadi bakalım videoyu durdurup soruyu önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Burada 3 kutu mavi boya ve 4 kutu kırmızı boya var. Yani buradaki oran 3'e 4. Orandaki rakamlar aynı ama sıralarının farklı olduğunu görüyorsunuz, öyle değil mi? Oranları ifade ederken sıra çok önemli. Bizim aradığımız oran 4 kutu mavi boyaya 3 kutu kırmızı boya ama buradaki seçenek 3 kutu mavi boyaya 4 kutu kırmızı boya diyor. O yüzden bunu eliyorum. 8 kutu mavi boyaya 6 kutu kırmızı boya. Buradaki oran 8'e 6'dır. Peki bunlar eşit oranlar mı? 4 ve 3'ü 2 ile çarparsak 8 ve 6 elde ederiz, öyle değil mi? 4 kere 2, 8. 3 kere 2 de 6 ettiği için, 8'e 6 diye verilen bu oran, istediğimiz oranla eşit bir orandır. Evet, bu seçeneği işaretliyorum. Devam edelim. 6 kutu mavi boyaya, 8 kutu kırmızı boya. Burada bir önceki seçenekteki kırmızı ve mavi boya kutu sayısının yerlerini değiştirmişler. Yani buradaki oran 6'ya 8'dir. İlk seçeneği neden elemiştik? Rakamlar aynı ama sıraları farklıydı. Yani aynen burada olduğu gibi. Kısacası aynı sebeple, yani sıra önemli olduğu için bu seçeneği de elememiz lazım. Bir sonrakine bakalım. 20 kutu mavi boyaya 15 kutu kırmızı boya. Peki bu eşit bir oran mıdır? Bir düşünelim. 4'ten 20'ye ulaşmak için 5 ile çarparız öyle değil mi? 3'ten 15'e gitmek için de 5 ile çarparız. İki rakamı da aynı sayıyla çarptığımız için bu oran da eşdeğer yani eşit bir orandır. Son olarak bir de 12 kutu mavi boyaya 16 kutu kırmızı boya seçeneği var. Buradaki oran da 12'ye 16. 4'ten 12'ye ulaşmak için 3 ile çarparız. Ama 3'ü 3 ile çarparsak 9 elde ederiz. 16 değil. Bu yüzden de bu kesinlikle eşit bir oran değil. İsterseniz bunu şöyle de düşünebilirsiniz. İstediğimiz oranda her zaman mavi boya kutusu sayısının kırmızı boya kutusu sayısından fazla olması gerekiyor. Bu eşit oranlarda da her zaman mavi boya sayısının kırmızı boya sayısından fazla olacağı anlamına geliyor. Fakat burada durum böyle değil. Buradaki kırmızı boya sayısı maviden fazla. Böyle düşünerek de bunun zaten eşit olmayacağını anlayabiliriz. O halde sadece B ve D seçeneğindeki karışımlar bu oranla eşdeğer oranlar oldukları için istediğimiz mor rengini bu ikisiyle elde edebiliriz diyebiliriz.